Memleketin geneline bahar havası geldi. Gelincik gibi açtı. Bazen değişiklik iyidir. Bir değişiklik olmasını istiyordum. Ama olmadı. İlahlaştırdık yani biz bunları. Şımarttık daha doğrusu. Biraz ders vermek her zaman iyi olur yani. Kayseri'de 4 ilçe CHP, 1 ilçede İYİ Parti'ye geçti. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Memleketin geneline bahar havası geldi. Gelincik gibi açtı. Bu da Kayseri'mizde çok az gözüktü. İnsanların gidişattan ne kadar memnun olup olmadıklarıyla alakalı verdikleri iyi bir tepki. Benim açımdan olumlu bir tepki. İnşallah memleketimiz daha da güzel olacak. Şeriat naraları atanlar, ondan sonra kadınlara hakaret edenler, ötekileştirenler, hiçe sayanlar küçük bir tokat yediler. Bundan büyük ders çıkartıp ülkemizi yeniden demokratik, laik, özgürlük, eşitlikçi, insan haklarına saygılı, öyle İçkembeden Kübra'dan atarak nas var ya da biz bu işi biliyoruz, faiz sebep enflasyon sonuç demeyecek. Pozitif bilme, insanlığın gittiği çağdaşlık yolda ilerleyerek, inanarak pozitif bilme inanarak çağdaşlık yolunda ilerleyerek ülkemizi müreffeh, özgür, demokratik, laik günlere taşıyacak. Vatandaşımızın ferasetine her zaman güveniyoruz. Birazcık bekledi, belki biraz sabretti. Ama gereken cevabı verdi diye düşünüyorum. İnşallah 2028'i beklemeden politikacılar da buradan dersini alırlar. Siyasetimizi rayına oturturlar. Burada siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum. Ülkemizin genel gidişatı ile alakalı söylüyorum. İyi Parti için iyi olmuş diyorum. CHP de iyi olmuş. Ne diyelim? Çünkü bazen değişiklik iyidir. Ülkemizin insanları, herkes de yönetebilir yani ülkemizi. Herkes de haklıdır talip olmakta. Ben ancak o kadar söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, ben rahatsızım aslında. Bir değişiklik olmasını istiyordum. Ama olmadı. Bu halkın inisiyatifidir. Saygı duymak lazım. Ama değişiklikten yanaydım açıkçası. Yeniden Refah olabilirdi. Ya da farklı bir parti olabilirdi. Bir kan değişikliği şarttı bence. Hizmetten yana bazı ilçelerde sıkıntı var. Özellikle ben Koca Sinan'da oturuyorum. Şöyle konuşayım, 20 yıldır burada tramvay var Kayseri'de ama Koca Sinan'da yok. Talas Anayurt'ta var ki Koca Sinan'dan çok çok sonra kuruldu. Koca Sinan'da yok. Anayurt'ta var tramvay. Sebeplerini araştıracak olursak bir sürü şeyler çıkıyor altından ama ya ben rahatsızım şahsen yani. Ülke genelindeki değişiklik bence şeye bağlıyorum ben, bu emekli maaşlarındaki artışın yetersiz bulunması. Bir de sefalet var yani, ortalıkta bir sefalet var. İnsanların elinden yüzünden yani giyiminden, ne bileyim, her şeyinden belli artık yani. Bunu hükümetin görmemezlikten gelmesi kendi ayağına sıkmış gibi bir şey oldu. CHP'ye geçtiğimiz için tabii ki çok mutluyum. Mutluyuz. Emekliyi çok mağdur etti. Biz de emekliyiz, çok perişanız yani. Alamıyoruz gıdaları, yapamıyoruz. Eski halimiz gibi değiliz. Eskiden çok rahattık. Emekliler çok değeri düştü şimdi. Yani CHP bizi şey yaparsa memnunuz tabii, inşallah. Herkes kendine yakışanı yapar yani. CHP birinci parti oldu Türkiye genelinde. Dışarıdan arayıp da Türkiye'yi tebrik edenlere bakacaksın. Yani ben o gün sabaha kadar çok üzüldüm. Yani zaten Türkiye'de de olsun, İslam şeyinde de olsun, Yahudiler amacına ulaştı yani. Ona da sevindim yani. Sevmedim diye bizzat ben doyumu yeniden Refah'a verdim. O zamana kadar AK Parti'ye verdim. Bugünden sonra da yeniden Refah'a verdim. Gidişatlarını beğenmedim yani. Bir şeyi de ilahlaştırmak şeyinde değiliz. Yani biraz işlerimde de sıkıntı var. Özür dilerim. İlahlaştırdık yani biz bunları. Şımarttık daha doğrusu. Biraz ders vermek her zaman iyi olur yani. Ders amacıyla. Demokrasinin gereği olan oylarımızı kullandık. Seçimler yapıldı. Halkın takdiri, söylenecek çok bir şey yok. Ekonomi ana sebep diye düşünüyorum ben açıkçası. Şöyle bir geniş açıdan değerlendirecek olursak emekliler diyebiliriz. Atama yapılmayan öğretmen ve aileler diyebiliriz. Dar gelirli kesim diyebiliriz. Bir de AK Parti'ye küskün bir kesim var. Onlar diyebiliriz. Belirli bir, bariz bir tepki var.